Cumhur İttifakı'nda teğmenler çatlağı, Sinan Oğan, ne yaptı bu çocuklar? 2023 genel seçimlerinin kritik ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kılıçlı yemin töreninde Mustafa Kemal'in askerleyiz diyen teğmenlere destek verdi. Sinan Oğan, kılıçlı yemin töreninde Mustafa Kemal'in askerleyiz diyen teğmenlerin ihraç istemiyle tebligat yapılmasına tepki göstererek ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede Babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanı'nın Babacan tavrı dedi. Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından gelenekselleşmiş Kılıçlı yemin eden ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç istemiyle tebligat yapılmasına, AKP'den destekler sürerken muhalefetten ise sert eleştiriler yükseldi. Gönlümüz razı değildir. Sosyal medya platformu X üzerinden teğmenlerin ihraç talebine tepki gösteren Sinan Oğan, bu yanlışa müsaade etmeyin, hiçbir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın. Seçimlerin ikinci turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifkan'ın bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir. Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum ifadelerini kullandı. Akıl tutulmasıdır. Sinan Oğan'ın hükümete çağrı da yaptığı paylaşımı şu şekilde. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun yeni mezunlarla Teğmenlerle beraber, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganı eşliğinde yıllardır yapıla gelen bir eyleminin, disiplinsizlik, sayılması ve ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi en basit tabiriyle akıl tutulmasıdır. Yapmayın, eğer haberler doğruysa bu ihraç talebi Türk milletinin vicdanını yaralar, asla kabul görmez. Sosyal medya platformlarında çırtkanlık yapan bir kesimin gazına gelmeyin. Eğer bu çocukların yanlış yaptığını düşünüyorsanız çağırırsınız, öğüt nasihat verir gönderirsiniz. Askeri kademe istemiyorsa bir daha da yapılmaz ama ihraç talebiyle disipline sevk etmek nedir? Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet? Nerede Milli Savunma Bakanı'nın babacan tavrı? Bu tepki çamur haline gelmiş sosyal medyadan gösterilen tepki üzerine alınmıştır. Koca koca adamlar sosyal medya gazıyla hareket edemez, etmemelidir. Milli Savunma Bakanımıza çağırımdır. Bu yanlışa müsaade etmeyin, hiçbir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın. Seçimlerin ikinci turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifakı'nın bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir. Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum. Temenleri ihraç girişimi AKP'nin Cumhuriyet'te bitmeyen hesaplaşmasının sonucu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganı atan temenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'ya ordudan ayırma istemli tebligat gitti. Son kararı 25 Kasım'da toplanacak olan disiplin kurulu verecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Güler, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da toplanacağını belirterek bir karara varacaklarını belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'den ayırma cezası verilmesi amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. CHP milletvekili Mustafa adı Güzel bir yandan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı meclise davet edip yıllarca onlara karşı mücadele etmiş Türk askerini sırf Mustafa Kemal'in askeriyim dediği için disipline sevk etmek nasıl bir kafadır? İyi bir kafa olmadığı kesin tepkisini gösterdi. Heyman'ların herhangi bir suç işlemediğini, sadece milli duygu ve Atatürk'e bağlılıklarını dile getirdiğini söyleyen adı güzel. Eğer bu iş ihraca giderse Türk ordusunda, halkta ve devlette bir yara açacaktır. Devlet, yasa dışı unsurları meclise davet eden ama kendi askerini ötekileştiren, cezalandıran bir konuma gelecektir." ifadelerini kullandı. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Uğur Bayraktutan da söz konusu işlemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını söyledi. Bayrak tutan bu askerler kimin askeri izleyeceklerdi merak ediyorum. Başlı başına bir komedi. Sonucu ne olursa olsun büyük bir ayıp dedi. CHP Milli Savunma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamayla teğmenlerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını yemin töreninde açıkça dile getiren genç temenlere yönelik başlatılan disiplin süreçleri, bu çabaların yeni ve tehlikeli bir halkasını oluşturmuştur. Bu tür girişimler sadece bireyleri hedef alıyor gibi görünse de özünde ülkemizin savunma gücünü, ordumuzun itibarını ve Atatürk ilke ve inkılaplarına dayalı devlet yapımızı hedef almaktadır." dedi. Alınlarından öpüyorum. Temenlerin ihraç edilmesi istemine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O temenler Atatürk'ün askeridir, Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi, keşke Yunan kazansaydı, diyen Fesli hocanız gibi. Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir, diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş başarılı genç TSK mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Atatürk'e bağlılık bir suç değildir. Asla da olamaz. Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum. tepkisi gösterdi.